ortama ısı vererek gerçekleşen tepkimelere egzotermik tepkimeler denir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi egzotermik bir tepkimeye örnek değildir? Pil tepkimeleri mesela cep telefonu ile konuşurken cep telefonunun arkasında bulunan pilin ısındığını fark ederiz. Yani egzotermiktir. Uyarılmış atomun temel hale geçmesi. Uyarılmış atom, şurası çekirdek. Şurada uyarılmış elektron olsun. Uyarılmış elektron temel hale dönerken üzerindeki faz enerjiyi dışarıya verir. Egzotermiktir. Gazların suda çözünmesi yine egzotermiktir. Bileşiklerin elementlerine ayrışması için bağın kırılması lazım. Bağ kırılması için enerji vermek gerekiyor. Bu ise endotermiktir. Buzu, suyun buz haline geçmesi sıvıdan katıya geçerken ne yapar? Dışarıya ısı verir. Yani egzotermiktir. Cevabımız D seçeneği. Tabloda verilen denklemler egzotermik ve endotermik olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre tepkimelerden hangisinin egzotermik veya endotermik türüyle ilgili hata yapılmıştır? Bağ oluşması dışarıya ısı çıktığından dolayı egzotermiktir. Yine hidrojen ile flor ayrışıyor. Aradaki bağın kırılması için enerji verilmesi gerekir. Endotermiktir. Azot hariç yanma tepkimeleri egzotermiktir. Doğru. Yine katıdan sıvıya geçmek için ısı alıyor. Endotermiktir. Azotun elektron alması ise endotermik değil, egzotermik olması gerekiyor. Sebebi ise azotun, bu atom numarası, bu elektron sayısı. Elektron dizilişi 1s kare, 2s kare, 2p, 3'tür. Görüldüğü gibi p'de 3 tane elektron var. Alınan bir elektron azotun küresel simetri özelliğini ne yapıyor? Bozuyor. Bundan dolayı hem enerji vermek gerekir hem de elektron vermek gerekir. Çünkü azotun kararlı hali ne yapıyor? Bozuyor alınan elektron. Yani bir işe yaramıyor. Cevabımız 5E seçeneği. Numaralanmış bu tepkimelerde açığa çıkan enerjiler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada oluşan XY gazı, burada oluşan XY sıvısı, burada yine oluşan XY gazı. Şimdi sıvıdan gaza geçirebilmek için birazcık enerji ne yapar? Harcanır. Demek ki Q2'nin Q1'den büyük olması gerekiyor. Delta H yani enerji miktara bağlıydı. Burada görüldüğü gibi 1 mol ile 1 mol tepkimeye girerek 2 mol oluşurken burada yarım yarım girmiş 1 oluşmuş. Demek ki Q3'ün de Q1'den küçük olması gerekiyor. Q3'ün de Q1'den küçük olması gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. Standart şartlarda yani 25 santigrat derece bir atmosferde yukarıda verilenlerden hangilerinin standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır? Oksijen oda koşullarında O2 ve gaz halinde bulunur. Yani entalpisi sıfırdır. Yine karbon katı ve grafit halde standart oluşum entalpisi sıfırdır. H2 şeklinde gaz halinde bulunursa sıfırdır. Yine bileşiklerinki sıfır olmaz. Cevabımız 3 ve 4 E seçeneği. Yukarıdaki tepkimeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Karbon monoksit oksijen ile yakılarak karbondioksit oluşmuş ve açığa çıkan enerji 283 kilojoule. A. Karbondioksitin molar oluşum ısısı diyor. Karbondioksitin molar oluşum ısısı karbon katı halde yani grafit halinde artı oksijen gazı karbondioksit gazı oluşması gerekiyor. Molar oluşum ısısı bu şekildedir. Bu ise karbon monoksitin yanma tepkimesidir. A seçeneği yanlış. Zamanla toplam entalpi artar diyor. Egzotermik bir tepkimede dışarıya enerji verildiğinden dolayı zamanla toplam entalpi azalır. Karbon monoksitin molar yanma ısısı
Artı 283 değil, eksi 283 kilojül olması lazım. Dışarıya ısı çıkıyor. 2,8 gram karbon monoksit yakıldığında 28,3 kilojül ısı açığa çıkar diyor. Karbon monoksitin molekül ağırlığı 28. 28 gramı yakıldığında aşağı çıkan enerji 283 kilojül olduğuna göre 2,8 gramı yakıldığında 28,3 kilojül ısı açığa çıkar. Doğru. Dışarıdan ısı alan tepkimedir diyor. Yanlış. Egzotermik olduğundan dolayı dışarıya ısı veren tepkimedir. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki tepkimelere göre eşit mollerde X2 ve Y2 gazları tam verimli tepkimeye giriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada oluşan gaz halde, burada oluşan ise sıvı halde olduğundan dolayı sıvıdan gaza geçirmek için bir miktar enerji harcandığından dolayı burada açığa çıkan H2 H1'den daha büyük olması lazım. 1. Açığa çıkan ısı miktarları ne olur? Farklı olur. Doğru. Her iki tepkimede de X2'den artma olur diyor. Şimdi baktığımızda şurada eşit mollerde alındığına göre 3 mol alıyorum. Katsayısı 3, katsayısı 1. Buradan 1 mol tepkimeye girdiğinde Y'den 3 mol tepkimeye girer ve X'ten 2 mol artarken iki tepkimede de Y'den artan olmaz. Doğru. 3. İkinci tepkimede açığa çıkan ısı daha fazladır diyor. Bu da doğru. Çünkü ikinci tepkimede XY3 sıvı halde, birincisinde ise gaz halde. Sıvı halden gaz hale geçirmek için bir miktar enerji harcanır. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği. Tabloda bazı bileşiklerin standart molar oluşum entalpileri kilojül bölü mol cinsinden verilmiştir. Buna göre 6 gram etan gazının tamamen yanması sonucu açığa çıkan ısı kaç kilojüldür diyor. Şimdi C2H6 gazını oksijen ile yakalım. Karbondioksit ve su oluşur. Katsayısı 2, katsayısı 3. Zaten serbest element olduğu için 0. Burada delta H eşittir. Delta H ürünler eksi delta H girenlerdir. Ürünleri yazıyorum. 2 çarpı karbondioksit eksi 393 artı 3 çarpı H2O eksi 241 eksi girenler eksi 84. Buradan delta H değeri eksi 1184 kilojül olarak bulunur. Şimdi etanın 1 molü kaç gram? 30 gram. 30 gramı yakıldığında açığa çıkan enerji 1184 kilojül olduğuna göre 6 gramı yakıldığında 5'te 1'i bu da ne yapar? 285 kilojül yapar. Cevabımız A seçeneği. Tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hidrojen klorür asit, sodyum hidroksit bazdır ve oluşan reaksiyon nötralleşme reaksiyonudur ve nötralleşme reaksiyonları egzotermiktir. Egzotermik tepkimedir diyor. Doğru. Egzotermik tepkimelerde yüksek sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Doğru. Tabii ki nötralleşme tepkimesidir. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki tepkimede eşit hacimlerde N2 ve H2 gazları tam verimle, yani girenlerden en az biri bitecek, tepkimeye girdiğinde 23 kilojül ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre normal koşullarda başlangıçta toplam gaz hacmi kaç litredir? Gazların hacmini mol sayısı olarak kullanabiliriz. Çünkü ikisi doğru orantılıdır. 3 mol hidrojen tepkimeye girdiğinde açığa çıkan enerji 92 kilojül ise 23 kilojül ısı açığa çıkması için hidrojenden 0,75 mol tepkimeye girmiş olması lazım. Eşit hacimlerde dediğine göre burayı da eşit şekilde almam lazım. 0,75. Hidrojenin katsayısı 3, 0,75 tepkimeye girerse N2'nin katsayısı 1 olduğundan 0,25 tepkimeye girer. 0,25
5 mol N2'den artar, hidrojen biter, tam verim gerçekleşmiş olur. Şimdi bize ne soruluyor? Başlangıçtaki gaz karışımının normal koşullardaki hacmi diyor. 1 mol NŞA'da 22,4 litre hacim kaplarsa 1,5 mol 0,75 artı 0,75 bu da ne yapar? 33,6 litre yapar. Cevabımız D seçeneği. Tepkimesine göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. H2O sıvısının standart oluşum entalpisi, standart oluşum entalpisi kendi elementlerinden ve 1 mol oluşmuş olması lazım. Doğru. Eksi 286 kilojül bölü moldür. Bu da doğru. Şimdi eksotermik bir tepkime. 2. Girenlerin entalpileri toplamı ürünün entalpi toplamından küçüktür diyor. Eksotermik tepkimelerde girenlerin entalpileri toplamı ürünün entalpi toplamından nedir? Daha büyük olması lazım. Çünkü eksotermik tepkimede delta H ürün eksi delta H giren nedir? Sıfırdan küçüktür. Üçüncüsü tabii ki dışarıya ısı verdiğinden dolayı eksotermik tepkimedir. Cevabımız 1-3 D seçeneği. 1,6 gram CH4 gazının tamamen yanmasından 80,2 kilojül ısı açığa çıkmaktadır. Karbondioksit ve H2O'nun molar oluşum ısıları sırasıyla eksi 393,5 ve eksi 242 kilojül bölü moldur. Buna göre CH4 gazının molar oluşum ısısı kaç kilojül bölü moldur diyor. Şimdi CH4'ün molar oluşum ısısını istiyor bizden. Karbon artı 2 H2 CH4 oluşur. Molekül ağırlığı 16'dır. 1,6 gramı yandığında 80,2 çıkıyorsa 16 gramı yandığında ne kadar ısı açığa çıkar? 802 çıkar. Şimdi ben bunu bulmak istiyorum. Bana bu lazım. Bunun delta H değeri gerekiyor. Şimdi CH4 oksijen ile yakıldığında karbondioksit ve su oluşur. Karbondioksitin katsayısı 1, suyun katsayısı 2, oksijenin katsayısı 2. Delta H değeri ne kadar? 802. Şimdi bana karbondioksitin ve suyun molar oluşum ısıları verilmiş. Şimdi önce bunu ters çevireyim. Karbondioksit artı 2 H2O CH4 artı 2 O2 tepkime ters çevrildi. Delta H işaret değiştirdi. Şimdi karbondioksitin molar oluşum ısısını buluyorum. Karbon katısı artı oksijen gazı karbondioksit ne kadarı? Eksi 393,5. Şimdi H2O'ya geldim. H2O için hidrojen gazı ile oksijen gazı tepkimeye girerek neyi oluşturdular? H2O'yu oluşturdular. Ne kadar? Eksi 242. Fakat burada H2O'nun katsayısı 2 olduğu için bu tepkimeyi 2 ile çarpıyorum. Şurayı 2 ile çarptığımda eksi 484 olarak bulurum. Şu tepkimenin 3'ünü topladığımda karbondioksitler sadeleşir. Burada H2O 2 tane oldu. Sadeleşti. Oksijen burada 1'di. Şimdi 2 ile çarptığım zaman burada da 1 oldu. Toplam 2 oldu. Bununla da bunu sadeleştirdim. Ne kaldı geriye? Karbon katısı artı 2 H2 CH4 kaldı. Benim aradığım denklemi buldum mu? Buldum. Şimdi delta H'ına bakıyorum. Delta H'ı buradan delta H'ları topladığımda eksi 75,5 yapar. Cevabım A seçeneği. 0,5 mol azot monoksit ve karbon karışımı verilen denklemlere göre
tamamen yakıldığında 128,4 kilojül ısı açığa çıkıyor. Buna x mol, buna da y mol dediğimde x artı y 0,5. Şimdi 1 mol Na yansaydı açığa çıkan enerji ne kadardı? 57. Ama x mol yanmış. Şurası 57x. Burası da nedir? 390y'dir. Bunun kaç? 128,4. Şimdi üstteki denklemi eksi 57 ile çarpıp bu iki denklemi topladığımda x'ler sadeleşir. Eksi 57'ye 390y çıkardığımda 333y olarak bulurum. 57'yi 0,5 ile çarparsam 28,5 bulunur. 128,4'ten çıktığında bu da 99,9 yapar. Buradan y değeri 0,3 olarak bulunur. Toplamları 0,5 olduğuna göre x de 0,2'dir. Şimdi bize ne soruluyor? Başlangıçtaki karışımda kaç gram NO gazı vardır diyor. 1 mol NO gazı 30 gram olduğuna göre biz NO'ya ne dedik? X mol dedik. Yani 0,2 molü ne yapar? İçler dışlar çarpımı yapırsa 6 gram olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği.